Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi zeytinyağı kullanılması oldukça sık tavsiye edilen değerli bir gıda maddesi. Aynı zamanda zeytinyağı kullanılarak elde edilen sabunlar da cildi beslenmeleri ve nemlendirmeleri açısından oldukça değerli sabunlardır. Bu sabunların iki tane dezavantajı vardır. Birincisi biraz az köpürürler. İkincisi de sabunu soğuk prosesle elde etmişsek yüzeyi nemden çabuk jelleşen, çok çabuk eriyen, suya karşı dayanıksız sabun olmalarıdır. Bunun önüne de şu şekilde geçebiliriz. Ya stearik asit gibi katı yağ asitleri kullanabiliriz sabun formül edilirken. Ya da katı yağlar kullanabiliriz. En yaygın olarak da hayvansal iç yağlar kullanılabilir. Ya da yine hayvansal yağlardan tallow oil olarak da ifade edilen deri altı yağları veya kuyruk yağları da kullanılabilir. Bu arada bu elimdeki de %20 iç yağıyla yaptığım, aynı zamanda biberiye bitkisini de infüzyon yönteminde kullandığım oldukça sert dayanıklı bir zeytinyağı sabunu. Hayvansal yağla sert sabun elde edilebilir. Hatta köpürmesi de biraz daha düzgün oluyor. Kremimsi, biraz daha bol köpük veriyor sabun. Bu yağ kullanırken ağır koku oluşturabilir. Bu yüzden hayvansal yağ kullanırken mümkün olduğunca az kullanmak lazım. O yüzden %20 kullandım bunda. Ve hayvansal yağ da bir yıkama işleminden geçirmek lazım. En azından kokuya sebep olacak partikülleri yağ yapısından uzaklaştırmak için. Birinci bölümde, linkte de görebilirsiniz videoyu, basit olarak nasıl yıkanır onu gösterdim. Bu bölümde de hayvansal yağ kullanarak, iç yağ kullanarak zeytinyağlı sabun, daha dayanıklı, biraz daha iyi köpüren sabun nasıl yapılır onu göstermek istedim. Hazırsanız buyurun seyredelim. Zeytinyağı ve iç yağıyla yağ hazırlıyorum. Şöyle bir yağ karışımı var. Zeytinyağı ve iç yağ karışımı, toplam yağ kütlesinin %20'si iç yağ, %80'i zeytinyağı. Tabi bu oranlar arttırılabilir. Mesela yarı yarıya kadar çıkartılabilir. Ben bu şekilde bir deneme yapacağım. Buradaki toplam yağ kütlem 1600 gram. Şimdi bunu fazla ısıtmadan 80 derecelere kadar getireceğiz. Bu iç yağları eriyene kadar bir ocağa alacağız. Evet arkadaşlar, erittik. 93.8 dereceydi. 90 derecelerde şu anda. İnfüzyon tekniğiyle biberiye yağını içine alacağız. Böyle yeni topladığım biberiyeler. Bunları bir sudan geçirip yağımızın içine atacağız. Bir nevi maserasyon tekniği aslında. Yani sonuçta ekstraksiyondur bu. Biberiyenin uçucu yağlarını yağın yapısına geçireceğiz arkadaşlar. Sabit yağımız zeytinyağı iç yağ karışımı. Ve biberiye yağlarını bu sabit karışım yağın içinde çözme esasına dayanıyor. Şöyle kapağını kapatıp bir gün boyunca bekleteceğiz bunu. Ondan sonra da bir gün bekledikten sonra süzüp
reçetemizi hazırlayıp sabunumuzu yapacağız. İnfüzyon ya da yağ içinde demleme yoluyla elde ettiğimiz biberiyeli yağımız bu. Şimdi tartarak ve aynı zamanda da süzerek bu kaba alacağız ve elde ettiğimiz miktara göre kostik hesabını yapıp devam edeceğiz. Daramızı aldık. Evet, 1500 gram diyebiliriz. 1500 gram biberiyeli zeytinyağı iç yağ karışımımız var. Buna göre kostik hesaplamamızı yapacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Yağımız 1500 gram arkadaşlar. Ama bunun %20'si iç yağı, %80'i zeytinyağı. Yani 1500 gramın %20'si 1500 çarpı 0,2 ya da 0 tam %20 de diyebiliriz buna. 300 gram iç yağımız var. 1500 gramın %80'i 1200 gram zeytinyağı. Kostik hesabına geçiyoruz arkadaşlar. İç yağ için cinsini biliyoruz, yani iç yağ, sabunlaşma sayısı 0,142, miktarımız 300 gram çarpı 300, 42,6 gram iç yağ için gereken kostik miktarı. Zeytinyağı içinde 1200 gram zeytinyağımız var. Önce sabunlaşma sayısını yazalım, 0,135, yağımızın cinsi zeytinyağı, sabunlaşma sayısı 0,135, miktarı 1200 gram, sabunlaşma sayısı çarpı miktar kostik sayısını verecek. Zeytinyağı için gereken kostik sayısı, kostik miktarı 162 gram zeytinyağı için. Şuna iç yağ yazalım. İyiye, buna da zeytinyağı diyelim. Toplam kostik miktarımız arkadaşlar 204,6 gram kullanmamız gereken sodyum hidroksitin miktarı. Ama ben bunu 204 gram alacağım. Suyu da arkadaşlar toplam yağ kütlesinin %30'u kadar alacağım. Toplam yağ kütlesi ne kadardı? 1500 gram çarpı 0 tam %30, 450 gram. Neden kostik miktarının 1,5 katı kadar almadım? 1,5 kostik miktarının 1,5 katı kadar alsaydım 300 gram civarı almam lazımdı, ama iki sebep var. Hava sıcaklığı biraz yüksek. Hemen ariz aşamasına gelmesini istemiyorum. Ayrıca içinde, yağımızın içinde hayvansal iç yağ olduğu için yine arize hemen gelmemesi için su miktarını, kostik miktarının 1,5 katı yerine yağ miktarının %30'u kadar alıyorum. Su hesabı için linkteki videoya bakabilirsiniz. Şimdi kostik miktarını terazimizle tartacağız. Çözeltiye hazırlayacağız. Kostik çözeltisi soğurken kalıp hazırlığını yapacağız. Sonrasında sabun karışımımızı yapıp kalıpları alacağız. Ve bir gün, en az bir gün sertleşmesi için bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kostik çözeltisi hazırlama safhasına geldik. Hesaplamamız bitti. Bunu rahat görebileceğimiz bir yere koyuyoruz. Bu noktadan itibaren güvenlik önlemlerimizi mutlaka almamız gerekiyor.
Kostik sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit ağır alkali maddeler olduğu için, şiddetli baz oldukları için cilde çok ciddi zarar verebilirler. Bu yüzden elimizde mutlaka eldiven olmalı. Buharları solumamamız lazım. Havadar bir ortamda çözelti hazırlamak daha doğru olur ya da bir aspiratör altında çözelti hazırlamak daha iyi olur. Gözümüzle temasından kaçınmamız için de sıçramalara karşı koruyucu gözlük bulundurmalıyız ve ağzımızda bir solunum maskesi olmalı arkadaşlar. Şimdi uyarıdan sonra başlıyoruz. Bakın tartım çok önemli. Burada kimyasal reaksiyon yaptığımız için hacimsel ölçüm bizleri yanıltabilir. Yani bardak hesabına girmeyin. Mutlaka tartın. Terazinizin de doğru tarttığından emin olun. Çünkü maddeye karşı maddeyi reaksiyona sokuyorsunuz arkadaşlar. Burada kostik miktarıyla yağ miktarının birbirine denk gelmesi lazım. Sağlıklı bir sabun yapabilmemiz için. Önce suyumuzu tartalım. Evet, 450 gram suyumuzu tarttık. Kostiğimizi tartacağız. Kostik dediğimiz kalıp sabun yapacağımız için sodyum hidroksit arkadaşlar. Arap sabunu ya da jel sabun yapacaksak veya sıvı sabun yapacaksak potasyum hidroksit kullanacağız. Kostik miktarına bakıyorum. Yani sodyum hidroksit miktarına bakıyorum. 204 gram. gram kostiğimizi de tarttık arkadaşlar. Güvenlik nedeniyle yine sıçrama oluşmaması için azar azar kostiği suyun içine ilave edeceğiz arkadaşlar. Yani azar azar ilave edelim ki ısı kontrollü olarak yükselsin. Çünkü yaklaşık 80 derecelere kadar çıkacak bunun sıcaklığı. Suyu arıtılmış su ya da distile su, deiyonize su da diyebiliriz. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sert su köpürmeyi birazcık engelleyebilir. Ve hazırladığınız kostik çözeltisinin de berrak olmadığını görürsünüz. Hani beklediğiniz zaman dibinde bir çökelek oluştuğunu görürsünüz arkadaşlar. İmkanınız varsa saf su kullanın. Olmazsa olmaz mı? Olmazsa olmaz değil. Yani çok zaruri hallerde musluk suyu da kullanabilirsiniz. İlk çözünme esnasında bunun bulanık olması doğal. Kullandığım su deiyonize su. Ama durulduğu zaman, hani çözünme tamamlandığı zaman dipte bir çökelek olmayacak arkadaşlar. Tabii bu kullandığım arıtıcının performansıyla da alakalı. Şimdi bunu soğuyana kadar, en azından yağla aynı sıcaklığa gelene kadar bekleteceğim. Bu arada kalıp hazırlığını yapacağım arkadaşlar. Şimdi kalıbımızı hazırlayacağız. Bunu streç filmine sarıp sızdırmaz hale getireceğim. Amaç sızdırmaz olması arkadaşlar. Zaten plastik olduğu için sabun buna yapışmayacaktır. Streç filmi söktükten sonra da esneterek sabunumuzu çıkartacağız arkadaşlar. Kostiğimizi ve yağımızı dinlendirdik.
31,6 derece. Kostiğimizin sıcaklığı, kostik söz altımızın sıcaklığı yağ sıcaklığıyla aynı noktaya geldik. 31,6 derece. Karıştırmaya başlamadan önce sitrik asit çözeltisi hazırlayacağım. Sert suyla karşılaştığı zaman kullanım esnasında sert sudaki kalsiyum gibi metal iyonlarını tutup sabunun iyi köpürmesini sağlamak üzere sitrik asit ilave edeceğiz. Diğer adı limon tuzu. Sitrik asiti kullandığımız yağ miktarının %1'i kadar kullanacağız arkadaşlar. 1500 gram yağımız olduğu için toplam 15 gram sitrik asit kullanacağız. Bunu da kendisinin 4 katı su içinde çözeceğiz. Yani bu da demek oluyor ki 15 gram sitrik asiti 60 gram su içinde çözeceğiz. Peki 60 gram su fazla gelir mi? 60 gram su fazla gelmez. Zaten bizim su toleransının içinde, su miktar toleransının içinde sitrik asit, sodyum hidroksitin bir kısmıyla reaksiyona girecek. O da kullandığımız sodyum hidroksitin 3 gram kadar azalmasına, nötralize olmasına neden olacak. Fakat bu formülü kurarken süper yağ hesaplaması yapmadık. Yani süper yağ miktarının da altında kaldığı için hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. 60 gram su. Yeter, fazla zorlamamak lazım. 15 gram da sitrik asit ilave edeceğiz. 59-15 daha 74 olacak. Darayı almayı unuttuk. Gram tarttık arkadaşlar. Bunu da suyumuzun içinde çözeceğiz. Bu noktadan itibaren teraziyle işimiz bitti. Bunu hazırladığımız sitrik asit çözeltisine iz noktasına geldiğimizde, hani bu kalıba almadan hemen önce krep hamuru ya da kek hamuru kıvamına geldiğinde, sabun hamurundan bahsediyorum, o noktada ilave edip bir müddet karıştırdıktan sonra kalıbı alacağız arkadaşlar, sabunumuzu. Yani en son sitrik asit çözeltisini ilave edeceğiz. Yağımız 1500 gram yağ, %20'si iç yağ ve biberiye infüzyonu ya da biberiye bitkisinin demlenmesiyle elde ettiğimiz biberiyeli yağ da diyebiliriz buna. Kostik çözeltisini yavaşça ilave ediyoruz. Yağ ve kostik arkadaşlar 31,5 derecedeydi. Sıcaklıklarını eşitlemiştik. Viskozitesi artmaya başladı. Tabi kullandığınız esansiyel yağlar olsun ya da böyle bitkisel katkılar olsun, sabun yaparken bazı özelliklerin değişmesine neden olabilir. En belirgin olarak şunu söyleyebilirim. Ya bu izlenme dediğimiz, hani kıvam alma sürecini, orada harcadığınız süreyi çok kısaltır. Bir anda bunu ağır ize getirebilir veyahut süreyi uzatabilir. Daha uzun karıştırma süresi gerekebilir. Ortama hoş bir biberiye kokusu yayıldı. Şimdi bunu karıştırmaya çubuk blenderla devam edeceğim. Karıştırma aşaması biberi tatlısı.
2 dakika boyunca aralıksız karıştırdım. Biraz daha karıştırmak gerekiyor. Blender'ı 2 dakika kadar dinlendirip tekrar karıştırmaya devam edeceğim. İz belli belirsiz ortaya çıkmaya başlamış. Bu arada şunu da göstermek istiyorum. Bakın 31,5 dereceydi her ikisinin, yani yağın ve kostik çözeltisinin sıcaklığı. Şu anda ilk karıştırmadan sonraki sıcaklığımız 36 dereceyi buldu. Yani reaksiyon ısısı, ortaya çıkan reaksiyon ısısı sıcaklığı yükseltiyor arkadaşlar. Yani bu 40-45 derecelere kadar çıkacak bu. Zaten reaksiyonun sağlıklı olması için o sıcaklıklara kadar çıkması lazım. 31'er derecede başladık. İşte 40 derecelere doğru gidiyor. İkinci karıştırma 5 dakika sürdü. Evet arkadaşlar. Orta izi geçti. Kalıp almaya hazır. Hemen bu noktada sitrik asit çözeltimizi ilave ediyoruz. Bu çözeltiyi sabun hamuruna iyice yedirdikten sonra kalıpları alacağız. Kalıbımızı alabiliriz artık. Şöyle önce şekilli kalıpları alacağım. Bunları bir kenara kaldıralım. Silindir kalıpları almaya başlayabiliriz arkadaşlar. Hazırladığımız kalıplar. Arkadaşlar kalıplı olan işlemimiz de tamam. Şöyle üstten de göstereceğim. Şu şekilde. Tabii bu üstleri düzeltebiliriz bir kaşık yardımıyla. Bu kalıpları serin ve havadar bir yere alıp sertleşmeleri için bekleteceğiz. Bir ya da iki gün sonra kalıptan çıkartıp durumlarına bakacağız arkadaşlar. Yaklaşık 24 saat geçtikten sonra kalıptan çıkartma vakti geldi. Bir tanesi bu. Çıkartırken elimden düşürdüm. Diğerini biraz sonra çıkartacağız. Dört ya da altı hafta bekleteceğiz. Serin, kuru, havadar. Hava sirkülasyonunun iyi olduğu bir yerde kestikten sonra bekleteceğiz ve daha da sertleştiğini göreceğiz arkadaşlar. Hem zeytinyağın, biliyorsunuz, zeytinyağın yanı sıra iç yağ ve sitrik asit de var formülün içinde.
Desenli kalıbımızı da çıkartalım. Gayet güzel bir şekil çıktı ortaya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu kalıpları keserek devam edeceğim. Mümkün olduğunca eşit miktarlarda keseceğim ve 100 gramın altında olmamasına çalışacağım. Önce şu boşta kalan yüzeyi kesiyorum. Biraz derinden kestik ama neyse, denemeyi bunun üzerinde yaparız. Evet, 121 gram uygundur arkadaşlar. Diğerine devam ediyorum. Evet arkadaşlar, kesme işlemimiz de bitti. Ufak bir parçasını yıkama testini alayım. Arkadaşlar, denemeyi yuvarlak kalıpların baş taraflarını, uçlarını da diyebiliriz, düzeltmek için kestiğim ufak kesitlerle yapıyorum. Sabun aynı sabun, yaklaşık 1,5 günlük. Bir buçuk günlük olmasına rağmen köpürmesi gayet iyi. Ve suya karşı direnci de iyi görünüyor. Çünkü çok yumuşak olmasına rağmen sabun yüzeyi jel durumuna geçmedi arkadaşlar. Köpüğü de gayet canlı. Kullanım için aslında uygun bir zaman değil. 4 ya da 6 hafta sonra kullanmaya başlamamız gerekiyor bunu. Çünkü sabunlaşma reaksiyonu bu süre içinde de devam edecek sabunumuzun içinde. Fakat şu anki durumu da oldukça iyi arkadaşlar. Zeytinyağının dayanıklılığını arttırmak için, daha doğrusu zeytinyağlı sabunun dayanıklılığını arttırmak için yaptığımız bu çalışmada iç yağ kullandık. Kokuyu gidermek için ya da yok etmek, iç yağ kokusunun olumsuzluğunu ortadan kaldırmak için biberiye yaprakları kullandık. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz olmanızı rica ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim. Hoşça kalın arkadaşlar.